O zamana kadar hükümet çevrelerinden ya kardeşim cemevi de nereden çıkmış sonradan çıktı. İslam'ın tek bir ibadethanesi vardır. O da camidir. İbadethane isteyen camiye gelir şeklinde laflar edildi. Sözler söylendi. Yani şeyin tepkisi ona. AK Parti içinde çeşitlilik, çoğulculuk olsun canım. Peki. Hem AK Parti içinde de farklı görüşlerin olması gerektiğini söyleyeceksiniz hem de AK Parti'nin içinden çıkan farklı bir görüşü bu ee, farklı görüşse problem yok. Yani. Önemli olan başbakanımızın söyledikleridir. Parti Başbakan da böyle şeyler söyledi ama. Bakınız İslam dininin cami ile cem biz birbirinin karşıtı birbirinin muarızı olarak görüyoruz. Kimse öyle göstermiyor ki. Zaten. Tarihte de bu böyle değildi. Bugün de böyle değil. Ama bir kısım Aleviciler e, sünni İslam'ıyla ile Alevi İslamı'nı ayrı görmüyor. Ayrı görebilir. Ama Alevilik ayrı bir dindir diyen eski Marksist gelenekten gelen artık Marksist mücadelenin toplumda karşılığı olmadığını gördükleri andan itibaren Alevicilik dernekleri üzerinden e, farklı bir siyasi ideolojik mücadele yürüten Alevici arkadaşlarımızın iddiaları bu. Ve bu pek çok Alevi vatandaşımızı da rahatsız ediyor. Biz bu iç tartışmalarla ilgili değiliz. Diyoruz ki herkes cem evlerini açsın. Biz belediye olarak, merkezi hükümet olarak elimizden gelen her türlü katkı sağlayalım. Diğer muhabbetler hangi haklardan yararlanıyorsa olan verin bitsin bu iş. Yani ama yani bazıları bunu dayatma biçiminde. Bizi böyle kabul etmezseniz ya bütün Niye bu da, özgürlüklerden ya yararlandıktan ya, sonra sorun ortadan kalkıyor zaten. Hayır adam diyor ki yani ben buraya bir cemevi yaptım. Bunun diyor ne olduğunu devlet ibadethane olduğunu söylesin diyor bunu. Ama Ama dayatman... devletin merkezi de olmamalı cemevler yani. Lütfen. Ne, ne nasıl yani? Devletin Dev terör örgütlerinin de merkezleri olmamalı. Ya ama bu çok ağır bir itham oldu şimdi ya. E yok mu? E varsa siz polisiniz var, savcınız o var. O zaman da işte ibadethanemize girdiler diye. Ama öyle bir örnek mi var yani? Bir ben bir, bir, herhangi bir cemevinin bir Şimdi bence demokratikleşme te... paketine gelelim. Herkes biliyor. Alevi <laughs> arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Ben görmedim de biliyor. yani bir cemevinin bir terör Değilmiş. örgütünün yu, Bakınız, yuvası olduğunu. işte İşte suyunda suyunda e, olan olayları görüyoruz. Ama yani cenaze kaldıracak insanlar orada. Cenaze kaldırıyorlar. Ya, elinde değil. kaleşnikoflarla cenaze. Cemevinde mi gördük onu? O sokaktaydı. Şimdi sevgili Ahmet Hakan yani e, Türkiye'nin resmini hepimiz görüyoruz. Ben Cem evlerinin terör yuvaları olduğunu söylemedim. Kimse lafımızı oraya buraya çekmesin. İzleyenler de çekmesin. Ama Cem Evler üzerinden, Alevicilik üzerinden bir kısım terör örgütlerinin Türkiye'yi ve Alevi kardeşlerimizi nereye doğru çekmeye çalıştıklarını söyledim. Hele hele, hele hele bu dış konjüktürle bağlantılı, yıllar yıldır Suriye'nin beslediği bir kısım terör örgütlerinin, özellikle de belirli bir mezhep ekseninde beslediği terör örgütlerinin Türkiye'de de neyi, nerede, hangi mekanlar üzerinden kullanmaya dikkat çekti. Bunu Alevi kardeşlerimiz de biliyorlar. Bunu Türkiye'de görüyor.